İyi günler. Bugün bu videoda Crohn hastalığı ile ilgili konuşacağız. Crohn hastalığı da kronik bir hastalık. Volkan Hocam, bu hastalığın belirtileri nedir? Ne şikayetlere yol açabiliyor? Bu hastalıkta farklı yakınmalar oluşabilir. Her hastalığı da aynı yakınmalar oluşacak değildir. Ama genel olarak en sık karşılaşılan yakınma karın ağrısıdır. Bunun yanında bulantı, kusma, iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, ishal, makattan sümüksü şekilde akıntılar gelmesi, bulgular arasında yer alır. Tanı nasıl konulur? Crohn hastalığının tanısını koymak için yapılması gereken en önemli tetkiklerden birisi endoskopidir. Bağırsak içerisinde şüpheli olan lezyonlardan biyopsi alınması ve bunun patolojide incelenmesiyle olur. Radyolojinin yeri var mı? Crohn hastalığının tanısı da yardımcı yöntemlerdir. Crohn hastalığından şüphe edilen olgularda karın tomografisi ve gerekirse manyetik rezonans görüntüleme hekimin şüphesi dahilinde istenebilir. Peki bütün inflamatuar hastalıklar gibi kanserleşme potansiyeli taşır mı Crohn hastalığı da? Crohn hastalığı da eğer bir kişide tanı konmuş ve 8-10 yılı geçmişse maalesef bu hastalıkta da kanserleşme riski yıllara bağlı olarak artıyor. Bilgi Hocam, tedavi konusuna gelelim. Crohn hastalığında tedaviyi nasıl yapıyoruz? Ne zaman ameliyata karar veriyoruz? Her hastalığa ameliyat gerekiyor mu? Volkan da bahsetti. Bu hastalığa tanı koymak oldukça zor. Çünkü klinik bulgularla birlikte görüntüleme yöntemlerinin örtüşmesi ve ancak bu konuda uzman gastroenterologlar tarafından tanı konulması gerekiyor bu hastalığa. Tanı konduktan sonra tedavi şöyle. İlk tedavi yöntemi cerrahi değil hiçbir zaman. İlk olarak ilaç tedavisi. Yani bu iltihabı bağırsakta oluşan iltihabın önlenmesine yönelik bir tedavi uygulanmalı. Bu tabii hastalığın şiddetine göre de değişiyor. Hastalık belirli bir derecenin üzerindeyse farklı tedaviler gündeme geliyor. Daha basit düzeyde ise daha hafif tedaviler gündeme gelebiliyor. Bu tedavileri gastroenterologlar yapıyor. Bize ne zaman başvurabilir? Yani biz cerrahi olarak baktığımızda ameliyat ne zaman gerekir bu hastalara? Daha çok tedaviye rağmen bazı durumlar gelişirse ameliyat ediyoruz. Bunlar bir tıkanıklık gelişmesi. Yani komplikasyonların gelişmesi. Evet. Komplikasyonların gelişmesi. Bunlar arasında en sık gördüğümüz tıkanıklık. Yani bağırsak duvarını tutan hastalık bir süre sonra bağırsağı daraltıyor ve artık oradan içerik yani yediğimiz gıdalar geçmemeye başlıyor. Geçmeyince de hastalar kusmaya başlıyorlar. Karın ağrıları sıklaşıyor, tuvalete çıkmış sayıları artıyor ve bize bu şikayetlerle başvurduklarında yaptığımız tetkikler sonucunda bağırsak tıkanıklığı tanısı koyuyoruz veya bağırsak daralması tanısı koyuyoruz ve bu hastalara cerrahi tedavi öneriyoruz. Birinci komplikasyon bu. İkinci komplikasyona gelirsek, Crohn hastalığı bağırsak duvarında ilerlerken daralmalar oluşturuyor yer yer ve bir süre sonra o daralmaları geçmek için o yediğimiz gıdalar başka yollar aramaya başlıyor ve fistüller dediğimiz bir takım yollar oluşturabiliyor. Bu yollar karna doğru olabilir, cilde doğru olabilir veya mesaneye doğru olabilir veya iki organ arasında olabilir ve bunu yaparken de o bölgede enfeksiyon ve abseler meydana getiriyor. Hastalar ateşle bize başvurabiliyorlar veya işte bu fistüllere bağlı enfeksiyonlar, idrar yolu enfeksiyonları olabilir, ciltte kötü kokulu akıntılar oluşturabilir. Bu tür belirtilerle bize başvurabiliyor hastalar. Böyle bir durumda da biz yine bu hastalıklı bölgeyi mutlaka çıkartmamız gerekiyor. Crohn hastaları maalesef hayatları boyunca %50 oranında, bazen %70 oranında mutlaka ameliyat geçirebiliyorlar. Bazen iki kere bile ameliyat olabiliyorlar. Bu oranda %30 ile %50 arasındadır. Dolayısıyla multidisipliner olarak takip edilen bir hastalık. Yani bu hastalığı takibinde tabii ki majör rol gastroenterologlara ait. Ama biz de böyle komplikasyonlar geliştiğinde mutlaka devreye girip hastanın cerrahi tedavisini yapıyoruz. Cerrahi tedavide temel prensiplerden çok kısa olarak söz edebilir misin? Aslında temel prensibimiz bu komplikasyona sebep olmuş bağırsağı çıkartmak. Ve eğer bu bağırsak başka bir yere ağızlaşmışsa veya başka bir organda bir bozukluk yaratmışsa o organını da temizlemek ve o organda oluşan hasarı gidermek. Yaptığımız temel iş bu. Volkan Hocam, Crohn hastalığı
anüs bölgesinde de sıklıkla apse ve füstüllerle kendini gösteriyor. Biraz söz edebilir misiniz? Tabii ki. Bağırsaklarında Crohn hastalığı tanısı konmuş hastalarda, bazı hastalarda makat etrafında, makat içerisinde bazı hastalıklar görülebildiği gibi bağırsaklarında Crohn hastalığı olmadan da bazen bu Crohn hastalığı sadece makat çevresinde kendini gösterebiliyor. Her iki durumda da oluşan durumlar şu şekilde özetleyebilirim. Apseler, fistül dediğimiz irin akan, makat etrafından irin akan delikler, çatlaklar oluşabiliyor. Bir de darlıklar oluşuyor. Evet. Uzun dönemde. Uzun dönemde makatta, rektumda darlıklar yapabiliyor. Bilgi Hocam, Crohn hastalığının cerrahi tedavisini yani ameliyatını yaparken açık yöntemle yapılabilir. Kapalı yöntemlerde kullanılabilir mi? Günümüzde artık biz bu hastalığın cerrahi tedavisinde kapalı yöntemleri ön planda düşünerek bu hastaları tedavi ediyoruz. Çünkü bu hastalar, biraz önce de bahsettim, hayatlarının herhangi bir döneminde ikinci kez ameliyat olabilirler. Dolayısıyla bizim yapacağımız ilk ameliyatın az travmatik olması, daha sonra yapacağımız ameliyatların da daha kolay yapılmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla kanın içine girmeden, daha doğrusu şöyle anlatayım, karını açmadan yaptığımız kapalı ameliyatlar hastaların karın içi yapışıklıklarını da daha az yapacağı için bir sonraki ameliyatlarında veya karın içi bağırsak tıkanıklığı, yani yapışıklığa bağlı bağırsak tıkanıklığı oluşturmasına daha az sebep olacaktır. Dolayısıyla biz kapalı ameliyatları tercih ediyoruz ekip olarak. Laparoskopik olarak yapılabilir, isim olarak söylemem gerekirse, veya robotik yardımlı laparoskopik olarak yapılabilir. Her iki yöntemde deliklerle yapılan bir ameliyat. Sadece biz bağırsağı dışarı almak için küçük bir kesi yapıyoruz. Ve böylece yara sorunları çok daha az oluyor bu hastalarda. Ve hastalar kolaylıkla günlük hayatlarına kısa sürede erişebiliyorlar. Teşekkür ederim Bilgi Hocam. Son olarak da Volkan Hocam, sigaranın zararlı olmadığı organ ya da hastalık yok gibi ama Crohn hastalığı için özellikle önemi var sanıyorum. Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Sigara Crohn hastalığında iki açıdan önemli. Birincisi, Crohn hastalığı oluşması açısından, riski açısından önemli risk faktörlerinden bir tanesi. İkincisi de Crohn hastalığı ilaç tedavisi edilsin veya cerrahi tedavi yapılsın. Sigara içildiği zaman hastalığın nüksetmesi, tekrarlaması veya tedaviye cevap vermemesi açısından da önemli bir risk faktörü. Bu nedenle özellikle Crohn hastalığı tanısı konmuş hastalarda sigaranın kesinlikle bırakılması gerekiyor. Sigarayı bırakması gerekiyor hastaların. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.